Herkese merhaba efendim, ben Gözde Kuyumcu. Piyasalara dair son notları aktaracağız. Yine dop dolu bir akışımız var. Yayın içerisinde Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özaslan, ardından da A1 Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle olacak. Öncelikle başlıklarımızı aktaralım. Borsa İstanbul tarafında negatif seyir sürüyor. Banka bilançolarının sona erdiği bugün de özellikle dün gelen Akbank bilançosu sonrasında Akbank hissesi başta olmak üzere bankacılık endeksinde satışların hızlandığını, devre kesicilerin devreye girdiğini özellikle Akbank hissesinde ve bir takım yine hisselerde takip ediyoruz. Dolayısıyla özellikle volatilitenin yüksek olduğu bir gün daha yaşanıyor ve son işlem günlerinde 7 gün üst üste düşen bir Borsa İstanbul'la karşı karşıyayız ve bir yandan da tabii yılbaşından bu yana getiri anlamında dolar bazında da lokal para birimi yani TL bazında da düşüşlerin devam ettiğini görmekteyiz. Hepsini an be an aktaracağız. Şimdi özellikle gelen verilerin detaylarını hızlıca bir hatırlatalım. Ardından tabii küresel piyasalar tarafında da hem Fed'i takip edeceğiz. Yarın da ECB'nin özellikle söylemleri önemli olacak. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi imalat göstergesi bizim tarafta özellikle 10 ay sonra eşik değerin üzerine çıktı. Pozitif tarafa bir kere bunu bir yazalım. 50.1 oldu Ocak ayında. ISO'nun açıklamış olduğu PMI verisi hafif bir toparlanma. Bu piyasa enflasyonu kısmına gelelim. Çünkü beklentilerde aslında halen daha çok yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Bloomberg KT araştırma birimimiz Ocak ayına ilişkin beklenti anketini tamamladı. Anketin detaylarında aylık bazda %3.8, yıllık bazda %53.7'lik bir enflasyon bekleniyor. Ama İstanbul'da aylık fiyat artışı serisi 43. ayda da halen daha yukarı yönlü devam ediyor diyelim. Yılın ilk ayında da devam ediyor. Ocak ayı İTO'nun enflasyonu, İstanbul enflasyonu bir önceki aya göre perakende fiyatlar 5.94 arttı. Aylıkta böyle, yıllıkta da 79.68 artış gösterdi. Bloomberg KT tüketici güveni ise Ocak'ta yükselişe işaret ediyor. Burada tüketicinin mevcut durumu hala daha iyimser izlemesi ama gelecekle ilgili beklentilerde de bozulma olduğu işaret ediliyor. Ocak ayı verisi 74.42 olarak gelmiş. Son olarak az önce biraz anlatmaya çalıştım ama Euro bölgesi enflasyonu beklentinin altında geldi. 8.9'luk beklentiye karşı 8.5. Avrupa borsalarında ılımlı bir hava var şu anda. Ekranlar belki biraz yeşil ama biraz tabii küresel tarafta aslında beklentiler halen daha karışık. ABD tarafında özellikle endekslerde halen daha kayıplar yaşanıyor. Şimdi Avrupa borsalarına bir göz atalım. Çünkü az önce de söylediğim gibi orada biraz toparlanma var. Ama ne kadar kalıcı olacak tabii orası hala tartışma konusu. Çünkü ECB'yi bekliyoruz bir yandan. Londra'da 0.10'luk bir prim. 0.09 hatta çok sınırlı bir iyimserlik. Paris'te keza öyle yatay bir seyir. Yine Frankfurt Alman DAX endeksi %0.14. İtalya'da da görece bir miktar daha aslında önde gidiyor ama endeksler için halen daha şu anda küresel piyasalarda diyelim merkez bankalarının beklentisi var. Bizim tarafta ise işler biraz daha piyasada en çok konuşulan faizler artıyor. Borsada şu anda trend hani biraz da tabii önümüzdeki dönemde işte bir yavaşlama olabilir mi diye sinyallerde bozulma var deniyor. Kur yatay, Euro TL'de sınırlı bir yükseliş, Euro dolar paritesi de 1.0892. Dolar endeksinde zaten gevşeme vardı ama hepsini birazdan detaylıca konuşacağız. Hemen NCM'e dönelim. NCM Investment Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay bizlerle, hoş geldiniz yayına. Neler aktaracaksınız bizlere? Merhabalar Gözde Hanım, hoş bulduk.
Bugün evet biraz küresel anlamda hem içeride hem dışarıda aslında PMI verilerini takip ettik. Türkiye tarafında Ocak ayında bir iyileşme var eşik değerin üzerinde. Yurt dışında da özellikle ABD'de bugün öğleden sonra açıklanacak olan ISM imalat ve servis sektör endeksi, iş gücü maliyet endeksi gibi endeksleri takip edeceğiz. Onun dışında tabii akşam bizim saatimizle saat 10'da FED kararını açıklayacak. Burada politika faizinin 4.25-4.50 bandından 4.50-4.75 bandına çekileceği tahmin ediliyor. Ayrıca FED üyelerinin önemli ekonomik göstergeler olmak üzere enflasyon ve faiz politikasına dair yapacağı tahminler takip edilecek. Yine yılın ilk ayın ilk 10 günü boyunca FED Başkanı Powell'ın toplantıdan sonra yapacağı açıklamalar da tabii ki önemli ama Washington'da yapacağı açık konuşma, onun dışında ekonomiye dair alınacak mesajlar biz küresel anlamda FED'in faiz politikası açısından önemli diyebilirim. İçeriye dönecek olursak her gün dün de bir 5000 altında kapanış, işte bugün de son birkaç günde özellikle 5000 seviyesi altına yerleşmesi BIST endeksinin biraz daha yatırımcıyı daha düşük seviyeler için ikna etme psikolojisi olarak da görünüyor. Bu nedenle bugün, yarın ve haftanın geri kalan gününde diyelim kapanışların 5000 üzerinde olması psikolojik anlamda yatırımcı açısından önemli. İşlem hacmi düşük, satış baskısı devam ediyor ama düşük işlem hacmiyle bir satış eğiliminde olması belki pozitif olarak görülebilir. Büyük ölçekli bankalarımızdan Akbank Garanti karlılıklarını açıkladı. Son çeyrek kar rakamlarını açıkladı. Piyasa beklentisine paralel olarak iyiydi gerçekleşmeler. Ama buna rağmen bankacılık sektöründeki satış baskının devam ettiğini ve kar açıklayan, yüksek karlılık açıklayan şirketlerin dahi satış baskısı altında olduğunu görüyoruz. Biraz sanayi endeksi diğer endekslere göre daha düşük negatiflerde, %1'in üzerinde ama biraz daha düşük diğerlerine göre. Genelde tüm sektörler genelinde satış baskısı devam ediyor. Tabii bu satış baskısının artan işlem hacmiyle beraber olması daha düşük seviyelerin görülebileceği anlamına gelir. Ama şimdilik 5000 sınırında, 5000 etrafında bir fiyatlama ile sanki endekste statüko korunuyor ve henüz bir yön arayışı var diyebiliriz. Küresele bakacak mıyız? Biraz biz daha kendi diyelim dinamiklerimizle hareket ediyoruz. O nedenle küresel hisse senedi piyasalarında FED sonrası yaşanacak hareket, belki bir risk alma eğilimi bizde sınırlı pozitif bir iyimserlik yaratabilir. Onun dışında biraz dış politika tarafında da haber akışının diyelim fazla oluşu, buradaki haber akışıyla beraber bunun jeopolitik riskler tarafında bir yansıması olup olmayacağı konusundaki endişelerin de piyasadaki satış baskısını tetiklediğini söyleyebiliriz. Bunları da takip ediyor olacağız. Genelde yatay diyebiliriz, bir bekleyiş sürecindeyiz. Bu haftanın kapanışı genel piyasanın orta vadeli hareketi için önemli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Arzu Toktay aktardıklarınız için. Şimdi araştırma masamıza gelin. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, para piyasaları müdürümüz Ebru Usta bizlerle. Ebru hoş geldin tekrardan. İTO'nun enflasyonu yine yüksek seviyelerde. Her ne kadar bir düşüş eğilimi olsa da ne dersin, neler aktaracaksın? Cuma günü TÜİK enflasyon verisi açıklanacak. TÜİK enflasyonu öncesinde geçen hafta Türk iş verilerini aldık. Bugün de İstanbul enflasyonu İTO verilerini takip ettik. Aylık değişim %5.94 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda da gerileme devam ediyor. 108 seviyesindeydi Ekim ayında. 79.7'ye kadar geri çekildi İstanbul'da enflasyon. Bugün yaptığımız beklenti anketi var. Bloomberg HT enflasyon beklenti anketi. Cuma günü açıklanacak veriler öncesinde. Burada da aylık beklenti %3.8. Ekonomistlerin beklentisi %3.8 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK enflasyonunda da Ekim ayında %85,5'la tepe seviyeyi görmüştük. Ardından yıl sonunda 64'e kadar geri çekilmişti. Bugün Cuma günü gelecek verilerle birlikte enflasyonu %50.
%53.7'ye kadar geri çekilmesi bekleniyor %64'ten. Yıl sonu enflasyon beklentisi, ekonomistlerin beklentisi de %42 seviyelerinde. Bir önceki ay anket yaptığımızda %44.5 seviyelerindeydi. İTÜ enflasyonundan birkaç bilgi vereyim. Son ay aylık bazda ulaştırma haberleşme enflasyonu aylık bazda %24 artış gösterdi. Gelen zamlarla birlikte Ocak ayında kişisel bakım harcamaları aylık %16 artış gösterdi. Gıda enflasyonu %6 arttı. Konut %2.3 arttı. Giyim ise %0.8 seviyesinde geriledi. Ebru, çok teşekkürler aktardıkların için. Cuma günü rakamı yine konuşacağız. Bu sefer TÜİK tarafında diyelim. Evet. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Bir kısa ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Evet, akıllı paraya kaldığımız yerden devam edelim. Spartanco kurucu ortağı Taner Özaslan bizlerle, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, selamlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii Borsa İstanbul tarafını detaylıca konuşacağız bu bölümde. Bir yandan tabii piyasada özellikle örtülü bir faiz artışı diye de biliyorsunuz dillendiriliyor. Ve tabii bunun borsaya yansıması da oldu diye ifade ediliyor. Bir yandan banka bilançoları sona erdi. Ardından tabii bankacılık tarafında özellikle ağırlıklı olarak bugün satışların olduğunu da biliyoruz. Ne dersiniz, trend terse mi döndü? Bundan sonrası için borsanın karşısında yüksek faizler veren bir takım etkenlerle birlikte alternatif mi var? Evet. Tabii borsa 2022'de özellikle düşük reel faiz bir taraftan. Bir taraftan diğer alternatif piyasalardaki yavaşlama, bunda kripto varlıklar etkili. Bu borsa ciddi bir yatırımcıya ulaştı. 4 milyona yaklaştı. İyi bir trend yakaladı. İşte 40 tane yakın halka arz gerçekleşti. Ve yatırımcı para da kazanınca borsayı böyle çok cazip, işte hiçbir zaman tutulamayacak bir varlık sınıfı olarak gördü. Tabii hayat öyle değil işin özü. Çünkü borsada bir varlığı aldığınızda, bir hisse senedini, pay senedini aldığınızda arkasında bu payın değerlemesinin bazı esasları kolaylıkla yapılabiliyor. Gerek yurt içi yurt dışı benzer şirketler alınıyor, gerekse şirketin geleceğe yönelik projeksiyonlarını bugüne indirgiyorsunuz ve bir değer tespit ediyorsunuz. Burada afaki fiyat artışları gerçekleşebilir. Bu arz talepten kaynaklanır. Arzın düşük, talebin çok olduğu yerde fiyatlar belirli bir çizginin çok daha üzerine geçebilir ama bu hep o fiyatlar orada kalacağı anlamına gelmez. Tam tersine çok hızlı düşeceği beklentisini de ortaya koyabilir. O yüzden borsanın o trendi içerisinde yatırımcılar ne olursa olsun prim yapıyor, ne olursa olsun para kazanıyorum mantığıyla geldi. Ve işte Ocak ayı itibarıyla çok ciddi bir şekilde ilk önce bir birinci dalga oluştu. Bir toparlanma oldu. Şimdi ikinci dalga daha sert geldi satışlar. Tabii satışların az önce söylediğim gibi bazı sebepleri oldu. Son dönemde özellikle kur korumalı mevduatı olan talep düşünce orada bir düzenlemeye gidildi. Ve düzenlemenin sonucunda üst sınır olan işte referans politika faizi artı 3 puanlık rakam artık serbest bırakıldı. Bu da bankaların kur korumalı tarafında kolaylıkla sattığı veya hiç değilse belirli bir zamana kadar sattığı ürünün şu anda devre dışı kalmasına veya çok daha yüksek maliyetle kendisine plasman yaratmasına sebep oldu. Şimdi bankalar evvelden işte bir tarafta 12 ile bir tarafta 16-17 ile yani kısa vadeli faizlerde 16-17, kur korumalıda 12 ile mevduat topluyorlardı. Hayat çok güzeldi. Niye işte 30'la kredi satıyorlardı. Bir de bonolar düşmüştü faizlere. Oradan da güzel para yapıyorlardı. TÜFE endeksli bonolardan ekstradan para yapıyorlardı. Çünkü TÜFE yükselişe de devam ediyordu. Ancak son durumda plasmanlar yükselmeye başladı. Zaten aylık mevduatlar 30'un üzerine vurdu. Bir taraftan
kur korumalılar da yükselince bankaların maliyetleri 25'lere çıktı 15'lerden. Bu ne oldu? Otomatikman her tarafta bir faiz artırma, özellikle kredi tarafında 30 yerine 40'la kredi vermeye çalışıyor duruma geldi bankalar. Bu sanayi şirketleri tarafında olumsuz yansıdı. Özellikle rotatif kredilerde, yeni yapacağı yatırım varsa spot kredilerde. Bir taraftan da bankalar ciddi anlamda o kredi tarafında düşük verdiği krediler yüzünden, spot krediler yüzünden zarar yazmaya başlıyorlar. O yüzden hani bankaların artık 2023'te karları 22 kadar iyi olmayacak beklentisiyle satışıyorlar. Sanayi şirketleri de karları düşecek diye, finansmana daha fazla para verecekler diye satışıyorlar. Zaten çok hızlı da yükselmiş bazı şirketler için balon diyebileceğimiz fiyatlamalar gerçekleşmişti. İşte hepsi birden şu anda piyasada hissediliyor. Zaten bir süredir fiyatların çok pahalı olduğundan bahsediyorduk. Bazı şirketlerde özellikle. Ucuz olanlar da olabilir ama ucuzluk pahalılık görecedir. Bunun altını çizmek lazım. Şirket kâr ediyorsa, yeni büyüme trendleri varsa değerli olur. Ama bunu terse döndürüyorsa değersiz de olabilir. Yani bu bir arsa almaya, bir ev almaya da benzemez. Ona karşı çok dikkatli olmak lazım. Arsa ev fiyatı belki 1'e 2 prim yaptı diye sevinirsiniz. Borsada fiyat 1'e 5 de gidebilir, 1'e 10 da gidebilir ama düşebilir. O yüzden değerleme mantığına çok iyi bakmak gerekiyor. Şimdi burada tabii bankaların mevcutta yeni regülasyonla birlikte ellerindeki TL mevduatları aslında %60'a artırması istendi. Ve dolayısıyla KKM'nin de üst limiti dediğiniz gibi kaldırılınca esnek bir faiz gördüğümüz zaman bankalarda bir yarışa aslında girdi. Dolayısıyla faizler artıyor. Bu bir örtülü faiz artışı mıdır onu sorayım. Ve önümüzdeki dönemde aslında tabii kredi mevduat makasında da daralma var. Bu terse dönebilir mi? Hani beklentiniz ne? Muhtemelen hani mevduat faizleri artıyor. İşte az önce siz ifade ettiniz. Ticari faizlerde de daha fazla artış görebilir miyiz? Örtülü bir faiz artırımıdır tabii bu. Tabii bu düzenlenmiş olan bir işte politika faizini arttırmak değil ama politika faiziyle ortaya çıkan mevduat faizini özellikle faizini arttırmak bir faiz arttırma anlamına gelir piyasa açısından veya piyasanın krediye ulaşımı sırasındaki maliyet açısından baktığımızda bunun dezavantajları var. Avantajı kur korumalıdan ciddi bir çıkış vardı. İnsanların bir kısmı dövizi nakit olarak almaya başladılar. Yani daha çok işte efektif dediğimiz döviz talebi oluştu ve bu sorunda bir taraftan döviz seviyatlarda azalmaya sebep olabilir endişesi ortaya çıktı. O yüzden kur korumalı da hiç değilse park etmeye devam etsin. Paralar burada bir kur endişesi oluşmasın diyerek bu tarafa bir serbestliği tanındı. O yüzden bir mecburi adım diyorum ben buna. Özellikle döviz talebini baskılamak açısından bir mecburi adım. Ama evet faiz arttırımı zaten biz ya belki birçok ekonomistin yıllardır üzerine basarak söylediği şey döviz talebini durdurmanın en temel yöntemleri bir riski azaltmak ki TL tarafa daha fazla faiz vermektir. TL tarafta insanlar memnun olurlarsa döviz zaten tercih etmezler. Bu da enflasyonu belki durdurur döviz artmadığı için. O zaten faizler genel seviyesinde orta vadede uzun vadede aşağı çeker. Bunu yapmazsanız da işte böyle işte bir şeyi bir şeyle kapatıp başka bir sorunu daha da büyütmeye kalkışmak gibi olur. O yüzden hani şu anda piyasa zaten kendiliğinden yapması gerektiğini yapıyor. TL tarafta madem enflasyon beklentileri hala yukarıda yani bir 40'ları konuşuyoruz madem o zaman mevduat tarafı gibi bununun desteklenmesi lazım. Mevduatta da kredide de maliyetler maalesef bu kadar yüksek enflasyon beklenirken yükseliyor olması lazım ki enflasyon düzeyi genel olarak aşağı gelsin. Çünkü kredi mekanizmasını büyüttüğünüz sürece daha fazla kredi alabilir hale dönüştürdüğünüz sürece özellikle tüketici tarafını siz enflasyonla mücadele etmeniz çok zorlaşır. Çünkü fiyatlara devamlı bir talep vardır. Arzın da belirli bir noktada aynı kaldığı veya bunun bir ithal ikame karşıtı ihracatın veya yerli üretimin artmadığı noktada siz otomatikman fiyatların
yükselmesine seyirci kalırsınız. Yani arz tarafını çözemezseniz, ki bugünden yarına çözülecek iş değildir her zaman, ya ithal ürünler alacaksınız, ki o da iyi bir şey değil, o da iyi bir seçenek değil. Dövizin bu kadar az bulunduğu bir ortamda bir şekilde parayı salsıklaştırmaya gitmeniz zorunluluğu vardı. Şu anda o gerçekleşiyor. Evet, burada özellikle tabii bankalar daha önce tabii tahvile yöneliyordu. Ama işte mevcutta şu anda ağırlıklı olarak tabii mevduat faizlerini artırarak orada daha cazip hale gelmeye çalışıyorlar bir anlamda. Tabii riski de bir anlamda dağıtmak adına. Şimdi şunu sormak istiyorum. Aslında biz ağırlıklı olarak banka bilançolarını aldık. Banka dışı bilançolarda beklentiler ne? Yani son çeyrek için özellikle karlılıklarda bir erime var mı? Beklentilerin altında gelen bilançolar görecek miyiz? Şimdi sanayi şirketleri, büyük borsada işlem gören sanayi şirketlerinin çoğunun güçlü bir ihracat potansiyeli ve ihracatı var. Aynı zamanda çoğu ürün aslında döviz bazında fiyatlanıyor. TL bazında fatura kesseler de fiyatlamayı özellikle ithalatından dolayı yapmış olduğu ham madde girdilerinden dolayı satışlarında döviz endeksleyerek aslında satış fiyatı veriyorlar. Dövizin yatay olduğu yerde banka dışı şirketlerin cirosal artışı gerçekleşemiyor. Miktarsal artış zaten dünya resesyona doğru giderken, Türkiye'de de bir talep azlığı varken, öyle veya böyle zaten son çeyrek olarak dolar bazında da TL bazında da çok iyi performans gösteremiyorlar. Bir taraftan da maliyetleri artıyor. Bunlar işte işçilik diyebiliriz, taşımacılık diyebiliriz, bunun yanında bazı faaliyet dışı veya diğer giderlerin maliyetlerinin artışı diyebiliriz. Bunların birçoğu artıyor. Bir taraftan da finansman giderleri de hızlı bir yükseliş var. Özellikle az önce konuştuğumuz gibi birçok finansal taraftaki zorluklarından dolayı ve faiz artışlarından dolayı. O yüzden öyle veya böyle son çeyrek, çeyreksel bazda baktığımızda son çeyrekler birinci, ikinci çeyrekler kadar iyi gelmiyor. Gelmeyecek önümüzdeki dönemde. Bazı şirketler dönemsel ayrışabilir ama bunun aynısının da 2023'te de çok değişmeyeceğini varsayım altında. Şirket kar marjlarında ciddi bir gerileme olacak. Peki şunu soracağım. Çok özür diliyorum. Son olarak süremizin de sonuna geldik ama halka arzlarla ilgili olarak yeni bir düzenleme getirilmişti. Dolayısıyla hani borsadaki bu trend eğer bittiyse önümüzdeki dönemde halka arzlarla ilgili nasıl bir beklenti ortaya çıkıyor? Evet, tabii burada ciddi anlamda halka arzlarda son dönemin en önemli konularından birisi belirli fonların işte bu oransal dağıtım denilen esas çerçevesinde ciddi bir portföy hazırlamış olmalarıydı. Burada çok böyle bireysel serbest fonların veya bireysel portföy yönetim müşterilerin halka arzlara girip işte bireysel yatırımcı 10 not alırken onların 100 bin not aldığını, 1 milyon not aldığını şahit olmuştuk. Buna ilişkin SPK bir düzenleme yaptı ve dedi ki serbest fonlarda işte 50'den fazla yatırımcı varsa veya %20'sini geçmemek üzere bir yatırımcı varsa ben bunları ancak verebilirim dedi serbest fon olarak. Yani öyle bireysel, kişiye özel fonlara ben halka arza girip almalarına izin vermiyorum dedi. Doğru bir düzenleme yaptı. Ve artık bu uygulanacak. Tabii bu o yüksek katlarla halka arzına olan ilgiyi biraz durdurabilir. Peki. Böyle anormal primlerin gerçekleşmesini de önüne geçebilir. Çok hani çünkü sonuçta 1-10 prim yapmış halka arz kağıtları var. Evet. Sonra taban taban aşağı geldiğinde görüyoruz. Yatırımcı fiyatlamayı çok böyle doğru da fiyatlayamıyor. 100 lirayı görmüş, 1000 lirayı görmüş aşağı geliyor kağıt alıyorum diyor. Aslında halka arz fiyatı ona katlamış. O yüzden yatırımcının dikkat etmesi lazım. Peki. Halka arz fiyatlamalarının işte ise doğru olduğuna inancıyla o aşırı primlerinde biraz balon olduğunu görmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Taner Özaslan teşekkür ediyorum. Bizlerleydi. Şimdi kısa bir ara.
kaldığımız yerden devam edelim. A1 Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi özellikle tabii herkesin merak konusu borsa. Onunla ilgili bir yorum aldıktan sonra diğer konulara tabii geçelim. Gündem de epey bir yoğun aslında ama tabii şu anda bu kadar bu günlerdir üst üste süren satış furyasında anlamlandırmaya çalışıyor yatırımcılar. Yani hani bu yeni mi anlaşıldı faizlerin artabileceği ya da işte buradaki trend artık bitti mi? Hani çünkü seçim belirsizliği de var deniyor ama seçimin zaten hani yılın ortasında olacağı hemen hemen belliydi. Dolayısıyla ne dersiniz? Ya tabii buna biraz daha uzun vadeli bakacak olursak 1500'lerden 5700'lere gelmiş bir borsadan bahsediyoruz. Hı hı. Ki enflasyonu da düşseniz yatırım araçları arasında en yüksek reel faizi sağlayan borsa oldu. Tabii hiçbir varlık sonsuza kadar yükselemez. Burada bir son Ocak ayında ve bugünkü hareketleri ben oldukça sağlıklı buluyorum. Hı hı. Bundan sonra volatilite biraz daha yüksek, gün içi hareketler daha volatil. Ama seçimlere kadar yine de ufak düzeltmelerle beraber yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Yatırımcı açısından ne tavsiye edilmeli sizce? Yatırımcı açıkçası tabii son dönemlerde 4 milyona ulaşan bir yatırımcı sayısı var ve bu yatırımcıların büyük çoğunluğu bir düşüş piyasası görmedi. Onun için de böyle küçük ya da Ocak ayındaki gibi bugünkü gibi piyasalarda panik yapmamalarını ben tavsiye ediyorum. Genel seçimlere kadar da yönüm pozitif trendin eskisi kadar güçlü olmasa da devam edeceği yönünde olduğu için buradaki oluşan volatilitede düşük fiyatlardan pozisyon arttırmayı ama muhakkak karların da belli bir hedef konup o seviyelerde realize edilmesi gerektiğini ki volatilite yüksek olduğu zaman o realizasyonu yaptığınızda daha sonradan size tekrardan daha iyi seviyelerden alım fırsatı verecektir. Onun için hani bu önümüzdeki dönemde biraz daha alım satımın daha yüksek olduğu bir döneme gireceğiz. Evet, şimdi tabii şunu merak ediyoruz. Yani bu bir örtülü faiz artışı diye tabii dillendiriliyor ve önümüzdeki dönemde hani faizlerin arttığı dönemlerde neler yaşandığını aslında biliyoruz. Yani bankaların sonuçta bir noktada ticari kredilere de bunu yansıtabileceği ve zaten mevcut ortamda biraz daha hani ticari kredi vermekten imtina eden bankalar da olduğu hep söyleniyordu. Dolayısıyla hani bir yavaşlama temasına girilir mi diye de isterseniz verilerle değerlendirelim. Şimdi, yani mesela imalat PMI 50'nin üzerine çıktı. Ben de tam onu söyleyecektim. Hani geçen ay 48.1 iken ki ben açıkçası hani bu kadar 50.1'e bir yükseliş beklemiyordum. İlginç ve pozitif bir sinyal. Dönüp datanın detayına baktığımızda talepte iyileşmenin burada ön plana çıktığını görüyoruz ve kapsamdaki 10 sektörden sadece gıda ve tekstil hariç diğer 8 sektörde talebin yükseldiğini görüyoruz. Hani bu deminki söylediğinizle çelişen bir durum. Açıkçası bu talepteki iyileşme demin söylediğim pozitif trendin eskisi kadar kuvvetli olmasa da devam edeceği yönünde beni umutlandırdı. Biraz da dış talebin aslında yardımcı orada dış olduğunu talep, görüyoruz herhalde. Hani öyle dış mi? Talep tarafı daha kuvvetlenebilir. Hmm. Özellikle bugünkü Avrupa'daki yani bizim en büyük pazarlarımızdan biri olan Avrupa tarafında enflasyonun 8.9 beklenirken 8.5 gelmesi diğer verilere de baktığınızda sanki orada da biraz işler düşündüğümüzden daha çabuk en azından kötüleşmenin bittiği toparlamanın daha erken olabileceği gibi bir işaret verdi bana açıkçası. Evet, yani Avrupa'dan gelen sinyallerde işte dediğiniz gibi enflasyon tarafında da beklentinin aslında altında kalması, büyümenin beklentinin üstünde kalması böyle bir tabii hani en azından şimdilik bir hafif rahatlattı gibi gözüküyor. Ama tabii borsalar tarafında biraz temkinli bekleyişte orada sürüyor. Ama tabii ECB ve Fed'i takip edeceğiz. Onlara da değinmeden geçmeyelim. Yani Powell'dan neler beklenir 25 bas puan artışa kesin gibi bakılsa da. Bu hafta gelen bu istihdam maliyet endeksindeki 1.1 beklentisi varken 1 artış geldi. Bu da Fed'in yavaşlamada elini kuvvetlendiren bir argüman oldu bence. Zaten dönüp bu Fed faizi vadeli kontratlarından yapılan hesaplamada işte bu toplantıda %100 gibi fiyatlanıyor 25 bas puan. Bir sonraki toplantıda %82 olarak fiyatlanıyor. Sanki bu iki toplantı üst üste
25 bas puanlık artış, 25'er bas puanlık artış görüp ondan sonra da tabii ki bu 2 aylık, 2-3 aylık süreçteki diğer gelecek verilere de bağlı ama sanki bir ondan sonra durduracak gibi FED geliyor bana. Peki önümüzdeki dönemde içeride özellikle hani borsanın rakipleri hep konuşuyoruz ya, işte rakipsizdi geçtiğimiz sene, özellikle hani kurda görece işte yatay kaldı, o veya bu sebeple yani enflasyon yüksekti vesaire, bireysel yatırımcı tabii buraya akın etti, yani tarihi rekorlar kırıldı değil mi? 4 milyonu ilk defa görüyor yani bizim, Borsa İstanbul. Açıkçası ben 26 yıldır sektördeyim profesyonel olarak. Biz hep 1 milyon, 1,5 milyonu geçse diye şey yapardık. Bu son pandeminin, pandemi süreciyle beraber, artan rakamla beraber 4 milyona geldik. Bu çok olumlu ve sevindirici bir gelişme. Ama dediğim gibi, demin de söyledim, hani bu yeni gelen yatırımcıların piyasanın iyi olduğu zamandaki tepkileriyle kötü olduğu zamandaki tepkilerini görmemiz lazım. Benim tavsiyem, hani bundan sonra volatilitenin yüksek olacağı için panik hareketlerden kaçınılması, daha bir orta ve uzun vadeli yatırım temasıyla piyasaya bakmaları olacak. Tam da onu soracaktım aslında. Yani yatırımcıyı korumak adına neler yapılabilir diye. Çünkü biliyorsunuz hani bu zaman zaman çok eleştiriliyor. Şimdi mesela işte halka arzlarda bir furya vardı. Orada tavan tavan gitti hisseler. Şimdi hani devre kesiciler görülüyor vesaire. Aslında mesela halka arzlar tarafına az önce mesela Taner Bey'e de onu sordum. Hani önlem alındı bir anlamda. Yani orada hani fonlarla ilgili olarak işte katılımcı sayısı 50'nin üzerinde olsun dendi. Daha böyle bir tabana yaymak. Belki de orada daha da fazla düzenleme gelecektir diye tahmin ediyorum. Yapılan düzenleme oldukça doğru bir düzenleme. Halka arzla ilgili mi, genel anlamda mı? Bu halka arzdaki katılımla ilgili, özellikle fonların katılımıyla ilgili. Bundan sonraki süreçte de benzer düzenlemeleri göreceğiz diye düşünüyorum. Peki seçim öncesi, seçim sonrası diye hep adlandırılıyor. Yani kuru ve böyle gidişata dair hani beklentilerinizi de sormak istiyorum. Ya çünkü tabii, orada çok zor bir karar. Seçim sonuçlarını görmemiz, seçim sonrası özellikle para politikalarında nasıl bir yol izleneceğini görmemiz lazım. Açıkçası bu soru hani 1 milyon dolarlık soru derler, evet, ya öyle bir soru. Tabii bazen şirket yöneticileri ya da işte fon yöneticileri hani strateji anlamında biraz kendini korumak adına mesela likiditasyonu artırıyoruz, işte hisse ağırlığımızı azaltıyoruz ya da işte mesela alternatif tarafta rakiplerde ne var diye onu sordum. İşte KKM tarafı mesela, mevduat tarafı, altın tarafı, hani bunlara genel bir bakış açısı anlamında ne düşünüyorsunuz? Bir de tabii Eurobond'lar çok tabii popüler olduğu için öneriliyor, konuşuluyor. Yani Eurobond, özellikle Eurobond ve Eurobond fonları döviz tutmak isteyen yatırımcılar için oldukça iyi bir alternatif. Çünkü dönüp TL cinsi sabit getirili enstrümanlarla, devlet yani hazinenin ihraççısı olduğu enstrümanlarla Eurobond'ları karşılaştırdığımızda neredeyse TL kağıtlarla dolar kağıtların faizlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Onun için hani döviz bazında bu kadar iyi bir getiriyi ve hazine garantisiyle bir getiriyi Eurobond'lar ve Eurobond fonları sağlıyor. Tabii Eurobond fonu özellikle bireysel yatırımcılar tarafında vergisel de avantajları olduğu için yatırımcılara ben fonla değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Altın tarafına geçecek olursak, altın özellikle Fed'in yavaşlayacağını ve belli bir dönem sonra duracağının sinyallerinin alınmasıyla beraber 1670'lerden başlayan hareketle 1950'lere kadar geldi. Bugünkü toplantı sonrası açıklamalar da eğer benim öngördüğüm gibi yolda olursa altındaki pozitif hareketin ivmesini kaybederek devam edebileceğini düşünüyorum. Onun için de hani döviz taşımak isteyenler için altın da güzel bir araç gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. KKM zaten tamamen hani dolar TL opsiyonunun bedava alındığı bir mevduat aracı. Hani, ama tabii kurda bir yükseliş beklentiniz varsa. Şimdi yani orada mesela beklenti lazım nedir acaba? Onu eğer döviz olarak varlığınızı korumak istiyorsanız KKM kurun yükselmesiyle değil, ha bankada 100 bin dolar tutmuşsunuz, ha 100 bin dolar karşılığı KKM açmışsınız ki kurda bir ters hareket olursa da TL faizini alıyorsunuz. Esasında hani bu şekilde bakıp varlığını döviz olarak ölçen yatırımcılar için çok bulunmaz. Hala cazip diyorsunuz. Bulunmaz bir fırsat bence. Çünkü siz
bu enstrümanı daha öncesinde yapmak, KKM öncesi yapmak durumunda olsaydınız, ödeyeceğiniz o örtülü olarak aldığınız opsiyona ödeyeceğiniz prim oldukça yüksekti. Ama şu an o opsiyon hakkını siz bedava alıyorsunuz. Şunun için sordum aslında, seçim öncesi sonrası diye. Biliyorsunuz işte altılı masadan bir takım açıklamalar geldi. Yani kur korumalı mevduat kaldırılacak dendi mesela. Böyle baktığınız zaman hani borsa ile ilgili olarak bir çıkarım yapmak mümkün mü? Şimdi şöyle, kur korumalı mevduat seçim sonucu ne olursa olsun sonsuza kadar devam ettirilebilecek bir mevduat türü değil bence. Ama işte pandeminin etkisi, küresel ekonomi koşulları vesaireyle bu dönemi doğru geçirmek için çok doğru ve yerinde bir enstrümandı. Ama seçim sonucundan bağımsız KKM'nin seçimlerden sonra çok uzun süreli ben devam edebileceğini düşünmüyorum. Evet, biz tabii faizleri indirerek aslında faizleri artırdık ama faizleri artırsak da iner diye tabii şu anda normalleşme gelebilir diye söyleniyor. Onu göreceğiz tabii, yani öyle bir politikaya geçilir mi, geçilmez mi? Tabii orada şey de var, TCMB taraflı KKM'de faizin serbest bırakıldığı, Merkez Bankası şeyinden bağımsız hale getirildiği, TL mevduat tarafındaki oranların yükselişi vardı. İşte bununla beraber belki daha ortalarda bir yerde buluşup TL mevduat oranlarını biraz daha aşağı çekmek hedeflendi gibi geliyor bana. Hani önümüzdeki dönemi açıkçası seçim sonrasındaki en büyük şey, sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum, uygulanacak para politikası, para politikalarındaki değişiklik belirleyecek. Cuma günü enflasyon geliyor. Orada da 50'nin üzerindeyiz hala. Yani aslında hani mevduat faizlerini düşününce halen daha çok aslında reel anlamda hani yatırımcının, evet, orada getiri bulamadığını görüyoruz. Yani dönüp 30 var diye de hani, değil mi? Onun için sordum. Tahvillere falan, bonolara baktığımızda hani orada hala tekhanelerdeyiz. Borsa için mesela. Şeyi de orada hep şey var, benim çok önem verdiğim. Geçmiş dönemli enflasyon önümüzdeki dönemdeki yapacağınız yatırımlara şey değil. Ama yine dediğinizde haklısınız. Önümüzdeki dönemde de bir yıllık süreçte 30-35 bir faiz bekliyorsanız şu anda hala mevduatlar belki yaklaştı oraya ama özellikle sabit getiri tarafı çok düşük. O yüzden borsada belki ayrışan sektörlerde halen daha enflasyonun üzerinde getiri gelir mi, olur mu? Yani sizin ayrıştırdığınız bir şey var mı? Son olarak onu sorayım. Tabii burada dönüp banka bilançoları, demin yayında da siz söylediniz, banka bilançoları tamamlandı. Rekor karlar diyoruz hep, 300-500 net karını arttırdı diyoruz ama bir de şeyin öbür yüzü var. Burada dönüp de öz sermaye karlılığına baktığınızda hani 50'ler civarında bir öz sermaye karlılığı var. Dönüp aynı dönemdeki enflasyona baktığınızda bankaların çoğunun öz sermaye karlılığı enflasyonun altında kalmış gözüküyor. Hani onun için bankacılık sektörü tarafında biraz temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Banka dışında? Banka dışında da perakende'nin devam edeceğini tekrardan ben düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Mehmet Taylan'ı ağırladık. Şimdi Salih Yılmaz bizlerle olacak. Bloomberg Intelligence petrol analisti. Hoş geldiniz Zeyna. Merhaba Gözde. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii OPEC artı üretim politikasında nasıl bir karar alacaktır? Yani beklentilerde bir değişiklik yok ama ne dersiniz, bir çıkarım yapalım. Evet, yani bir sürpriz beklemiyoruz. Şu anki beklentimiz aynı üretim politikasının devam etmesi. Bildiğiniz gibi Ekim toplantısında alınan kararla günde 2 milyon varillik üretim kesintisi devam ediyor. Tabii ciddi belirsizlikler var petrol piyasasında şu an. Yani Çin'deki açılma olsun, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya getirdiği ve getireceği yaptırımlar var. O yüzden OPEC bir de yani son raporuna baktığımızda birinci çeyrekte petrol piyasasındaki arz talebin iyi olmasını, yani dengeli olmasını beklediğini söylemişti. O yüzden politikasında, stratejisinde bir değişikliğe gitme ihtiyacı duymadı. Tabii fiyatların nerede olduğu çok önemli. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde Brent fiyatı 75-70 doların altına düşerse tabii OPEC tekrardan masaya gelip daha da üretim kesintisi gözden geçirebilir bizim düşüncemize göre. Petrol piyasasını etkileyecek hangi faktörler var elimizde? Son olarak tabii Çin açıldı diye bir takım çıkarımlar yapıldı. Ne dersiniz?
Evet, yani talep tarafında Çin'deki açılma çok önemli. Bundan da tam emin değiliz tabii, tam talebe etkisi ne olacak. Diğer taraftan tabii Fed'in ve diğer merkez bankalarının para politikaları önemli. Çünkü hala faiz artışlarına gidiyorlar. Bunun da tabii talep üzerinde negatif etkisi devam edebilir. Arz tarafında demin de bahsettiğim gibi Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımları var. Bunun da etkisi yani tam olarak belirgin değil bize. Diğer yandan da yani ilk sorunuzdaki gibi OPEC üretim politikası şimdilik aynı devam ediyor ama ileride ne olacağını bilemiyoruz. Bunu da çok yakından takip ediyoruz. Peki 2023'te petrol fiyatlarındaki beklentiler neler? Şimdi yılın ilk yarısına baktığımızda şimdiki seviyelerde seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Yani 80-90 dolar bandı arasında. Tabii Çin'de açılma var dediğiniz gibi ama bunun ilk etapta yani Covid vakalarının yükselmesine sebep olduğunu gördük. Diğer yandan resesyon korkuları da devam ediyor. Bunun da fiyatlar üzerinde ciddi bir baskısı oldu. İkinci yarısına baktığımızda eğer Çin tamamen açılırsa ciddi bir talep artışı olabilir. Yani bizim hesaplamamıza göre günde 2 milyon varil, hatta bundan biraz daha fazla bir artış olabilir. Tabii arz tarafında, arz bu kadar hızlı bir şekilde bu miktarda artabilir mi emin değiliz. Ama her halükarda zaten bunlar fiyatlara destek olacaktır. Bizim beklentimiz senenin ikinci yarısında 90-100 dolar arasında seyretmesi Brent petrolün. Evet. Burada tabii Avrupa Birliği 5 Şubat'ta özellikle tabii Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Bu yaptırım sonrasında fiyatlamalarla ilgili bir değişiklik beklentiniz var mı? Şimdi 5 Şubat'ta gelecek olan yaptırımlar Rusya petrol ürünleri için. O yüzden yani özellikle dizel piyasasında ciddi bir etkisi olmasını bekliyoruz. Çünkü yani bu krizden, ambargolardan önce Rusya Avrupa'ya yaklaşık neredeyse 700 bin varil günde dizel ihraç ediyordu. Bu ciddi bir rakam. Tabii Avrupa bunun eksikliğini hissedebilir ve fiyatlar, dizel fiyatları yükselebilir tabii. Bu yani tüketiciler için tabii kötü haber. Ama diğer taraftan rafinerilere baktığımızda, yani özellikle dizel üretimi yüksek olan rafineriler, yani Tüpraş gibi, Saras gibi, Helenik gibi Avrupa'da, yani onlar için karlı olabilir ve daha uzun bir süre. Zaten 2022 rafineri marjları için çok iyi bir yıldı. Ve 2023'e de baktığımızda daha uzun bir süre böyle yüksek rafineri marjları görebilir bu şirketler. Evet, önümüzdeki dönemde hem tabii Çin'in devreye girmesi hem de şimdilik en azından OPEC artının almış olduğu karar, yani üretimde bir değişiklik yapmazsa şayet diye hep konuşuyorduk. Dolayısıyla petrol fiyatlarında belki de bu seviyelerde bir seyir 2023'te de beklenebilir ama izleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum tüm bu detaylı yorumlar için. Evet, Salih Yılmaz'ı ağırladık, Bloomberg Intelligence petrol analisti. Şimdi arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu araştırma anketinin detaylarını bir kez daha hatırlayalım. Enflasyonu Cuma günü karşılayacağız. Beklentilerde manşette 50'nin üzerinde yıllık enflasyon gözüküyor. Türkiye'de enflasyonda baz etkisinin seyri dikkatle izlenirken piyasa katılımcıları yeni yılın ilk ayında da fiyatlarda bir önceki aya göre yükseliş yaşandığını öngördü. Bloomberg KT araştırma biriminin enflasyon anketine katılan 14 kurumun medyan beklentisi Ocak ayında enflasyonun aylık %3.8, yıllık %53.7 olarak gerçekleşeceği yönünde oldu. Aylık enflasyonda en düşük beklenti %1.9, en yüksek beklenti %5.9 seviyesinde kaydedildi. Yıllık enflasyonda ise en düşük beklenti %50.7, en yüksek beklenti %66 seviyesinde oldu. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri de soruldu. Buna göre medyan beklenti 2023 yıl sonunda enflasyonun %42 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu. Aralık ayı anketinde piyasa katılımcıları yıl sonunda enflasyonun %44.5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Şimdi bu arada tabii hep içeriği konuşuyoruz ama Euro bölgesinde de enflasyon rakamlarını karşıladık. Beklentinin altında geldi. Bu hafta önemli olacak ECB kararları demiştik. Onu da bir kez daha hatırlatalım ve veda edelim. Hoşçakalın. Avrupa İstatistik Ofisi Euro bölgesinin Ocak dönemine ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksi TÜFE Ocak'ta yıllık %8.5 arttı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini %8.9 gerçekleşmesi yönündeydi. Diğer taraftan Euro bölgesinde tüketici fiyatları Ocak ayında aylık olarak 0.4 azaldı. Bu haftaki veriler imalat sanayi toparlanırken ve işsizlik Aralık ayında rekor düşük seviyede kalırken Euro bölgesi ekonomisinin durgunluk ihtimalinden kurtulacağını gösterdi. Analistler enflasyon verilerinin faiz artırım hızını düşürmesi için Avrupa Merkez Bankası'ndaki güvercin yetkilileri cesaretlendirmesi bekleniyor. Ancak daha şahin üyelerin artan ücretlerden endişe ettiği ve çekirdek enflasyon verilerine odaklandığı belirtildi.